Merhabalar, ben Kötis Köte ve Kasa'nın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sanırım şu an 52. bölümde olmam lazım. Evet. O zaman tekrar baştan alıyoruz. Merhabalar, ben Kötis Köte ve Kasa'nın 52. bölümüne hoş geldiniz. Ve iki bölüm arası bayağı ilginç şeyler yaptık. Özür dilerim. Ben sizlere işlemişim falan. Gel gelelim neler yaptık. Şuraya geçecek olursak bayağı bir şey göreceğiz. İlk olarak tüm MI Network'ümü buraya taşıdım. Tüm bu otomasyonları tamamladım. Yaptığım otomasyonları birazdan özetleyeceğim. Şurayı tamamlamadığım için duruyor. Last Forms'ı buraya taşıdım. Şunun altına Inventor Cable'lar döşedim. Göreceksiniz neden olduğunu birazdan. Birazdan değil de sonraki bölüm olabilir. Ve Distillation Tower'ı yerleştirdim. Aşağıdaki kablo sistemine bakacak olursak. Evet. İnebilirsem. Şuraya bir adet ME Transformer. MFE. Ve her makinenin altında bir adet ME Transformer. MV Transformer. Ve kablolar boyanmış durumda. Peki, soracak olursanız kabloları nasıl boyuyoruz? Şimdi bana kablo ver. Ve spray can. Bu şekilde boyuyoruz. Peki kabloyu boyamak ne işe yarıyor diye soracak olursanız bunun da çok basit bir cevabı var. Şurada gördüğünüz gibi birbirlerine bağlanmasını engelliyor. Farklı renk kablolar birbirlerine bağlanmaz. Peki şimdi yaptığım otomasyonlara gelecek olursak. Şurası kompresör. Bu sürekli bunlar craftingleri yapıyor. Bu sürekli wool pulpları alıp wood plank'e çeviriyor. Bu arada şurada fertilizer'ın crafting'ine bakıyordum. Göreceksiniz birazdan nedenini. Burası belli bir oranda enerji dust yapıyor. Fakat enerji kristal yapıyor. Fakat ufak bir bug yüzünden bunu iptal etmem gerekti. Şuna henüz bir görev atanmadı. Bu şundan yapıyor gerek duyulduğunda. Bu bundan. Bu da bundan yapıyor. Burası bir stack advanced circuit bulunduruyor. Burası 8 tane pil bulunduruyor. Hatta 16 yapalım bunu. Burası 8 tane energy flow circuit. 16 tane data storage circuit. Data storage circuit, evet. Bu da 8 tane data control circuit yapıyor. Bu LTE nasıl craft ediliyor diye bakacak olursak. Bu şekilde craft ediliyor. Bununla artık stick yapıyoruz. Ve sürekli 256 steam'imiz var sistemimizde. Bu bize sürekli pump modül yapıyor. İhtiyaç duyacağız. Evet, burası. Şu makine bir kompresör. Bu herhangi bir çıkış yapmıyor. Buna herhangi bir çıkış yapmıyor. Bu direkt şuna gönderiyor. Buna gönderilen şey nedir diye soracak olursanız. Olivine. Olivine, 9 tane Olivine buna girip burada Olivine Plate'e çevriliyor. Yani kısacası bu bir Olivine Plate crafting sistemi. Craft ettiği makine olarak şu chest'i görüyor. Yani onu gösterdim. Bu da o chest'ten alıp Olivine Plate'leri, Olivine'ları bunun içine atıyor. Buradan da plate olarak alıyor. Şurası machine hall'lar. Ve şu son ikiye gelecek olursak bu 256 tane circuit. Bu da bu. Bunların herhangi bir otomatik istemesi olmadığı için sadece bu ihtiyaç duyduğunda istiyor. Yani kısacası sadece şurada yer alıyor. ME Network'e boşu boşuna yük olmuyor. Otomasyonlarımız şu an bu şekilde. Bunun dışında Distillation Tower'ı
Bu bölümü yapabilirim. Emin değilim. Henüz aklımda nasıl yapacağım üzerine tam bir plan yok. Ya bu esnada bir de nükleer reaktörümüze bakalım. Hala durumu iyi. Ve dur. Önemli gelişmelerden bir tanesini söylemeyi unuttum. Artık zırhıma auto feeder koydum. Auto feeder. Neticede artık kontrol circuit yapmak benim için çok kolay olmaya başladı. Umarım yakında jetpack yapmak da kolay olur. Ve şu chemical reactor. Bu şekilde craft ediliyor. Bunlardan bayağı bir kullanacağız yakında. Ve burayı da yakında taşıyacağım. Ayrıca gördüğünüz gibi yukarıdaki depolama alanım sadece şurası kalmış durumda. Onlar taşınacak. Bu ilk bölümden beri hala koyduğumuz yerde. Burası da bu şekilde. Heh. Geldi zombi bozuntusu. Sen de gel Spider. Bu anlık lag spike'ların olayı ne ya? Siz fark ediyor musunuz? Bilmiyorum ama. Neyse. Şimdi yapacağımız bir şey. CF Powder. Bunu nasıl kullanacağız? Tabii ki de su artı bu. Gang machine gel. Evet, burada zaten yapmışız bile. Peki bunu nasıl işleyeceğiz? CF spray. Ve CF pack. Şimdi bana CF spray lazım. Iron item key casting lazım bunun için. Extruder. Sana bir tane daha shape yapmamız lazım. Fanım coştu. Evet, cutter gel. Tamamdır. Kaç tane lazım? Az tane yapalım diye. Evet. Şimdi gel gelelim. Sizler bana bir adet Universal Fluid Cell. Gelin bağlı. Glass pane'imiz de yok. O zaman tekrar deneyelim. Senin için kaç tane lazımdı? İki. Yani toplamda üç tane craft edeceğiz. Bir. İki. 3. Ardından sen 2, 3, 4. Tamamdır. Ve teşekkürler. Teşekkürler Spearmin. Modunu mu değiştireceğiz senin? Şu zombi de sinir bozmak için gelmiş anlaşılan. Kask olduğu için bir de yanmıyor. Evet.
Gel gelelim bu arkadaşı nasıl dolduracağız? Şu an onu düşünüyorum. Eğer bir tane daha kemik meşim yapmam gerekecek. Neyse ucuz. Auto eject upgrade. Ejector upgrade. Piston. 2 adet. Neden craft etmiyorsun? Çünkü gene o meşhur bug. Çok seviyoruz biz bu bug'ı. Sarkazm bulunuyor. Evet, Emi Network'ü Cromolizer'da çalıştırıyoruz. Yay! Şimdi gel. Bana piston 2 adet ve gable. Ve bununla herhangi bir bloğun, bu Vanilla Ice 2 makineler için herhangi bir bloğun bir tarafına tıkladığımız takdirde, evet, üst tarafa output verecek bu. Yani bunun anlamı, hiçbir şey vermeyecek. Neden? Bakalım pipeları tanıyacak mı? Wooden fluid pipe'ımız da yok ki. Kaktüs. Tam kaktüsümüz varmış. Evet. Şimdi gidip wooden pipe alalım. Ardından da bir adet doğru yazabilirsem çok süper olacak. Bir adet wooden engin. Ah. Piston. Gel. Teşekkürler. Ve oha, lever'larım bitmiş. Evet. Gel bakalım. Tamam, bu işe yaradı. O zaman sen bu modda mı kalacaksın? Evet, bu modda kalacaksın. Böyle zor bir iş yaptıktan da sonra dol. Tabii enerji yok, pardon.
Gelin bağlım. Sana ihtiyacımız yok artık. Seni de şöyle bir yere atalım. Evet. Bu arkadaş hazır. Peki, bu ne işe yarıyor? Bu işe yarıyor. Oy, bu kadar fazla koymaman lazımdı senin. tek tek nasıl koyuyorduk? Tek tek koyamıyoruz. Dur. Mode switch key neydi benim? Evet, mode switch key'im bu. Ha, tamam. Bu şekildeymiş. Evet. Neyse, bunlar hallede dursun. Ben şunu da sırtıma takıp bununla yapacaklarımı yapayım. Voila. Tabii gizlenecek kablo kalmadı. Öyle bir derdimiz de var. Ben görünüş için şurayı bir gizleyeyim en azından. Ve tabii ki de içine girerseniz size zarar veriyor. Bunu da unutmayın lütfen. Peki. Şimdi diyeceksiniz bu iğrenç görüntü neden? Çünkü aslında bu iğrenç görüntü de olmayacak. Bu şey çimento. Bu arada taktığım o backpack'te bunun batpack'i falan diyebilirsiniz. Yani batpack nasıl elektrikli aletleri şarj ediyorsa bu da aynı şey. Hah, bir tanesi kurudu mesela. Şimdi gelip eğer elime spray can alırsam bu şey buna dönüşecek. Şimdi anladınız mı? Spray can, spray can, spray can. Gri spray can yapmamışım. İlginç. Neyse, bunlar burada kurusun. Bu daha kurumamış, bu kurumuş. Vesaire vesaire. Şimdi anladınız mı bunun construction form'un ne işe yaradığını? Bu işe yarıyor. Evet, bunlar burada bunu ürete dursun. Ve yaklaşık 20 dakika olmuş bölümümüz. Evet, bir filler bölüm daha bu şekilde bitebilir bence. Bunun yanı sıra bölüm arası yaptığım başka bir şey, İki şey daha girişeceğim. Şurayla ilgilendim biraz. Şunları falan geliştirmeye çalışıyorum. Sen ne alakasın? Oy, lanet. Hmm.
Neyse ki o damızlık bir bitkimdi. Kaybolan. İyi ki gelmişiz buraya. Evet. Bunu... Burayı bu arada. Burası sadece büyütme kısmı olacak. Şey, geliştirme kısmı olacak. Asıl çiftçilik kısmı ise aşağıda. Tarlalarımın olduğu yerde olacak. Ve zırhıma eklediğim, nasıl, eldivene eklediğim bir şey daha. Prototype Omni Wrench özelliği. Artık sürekli Buildcraft Wrench'i de taşımama gerek kalmayacak. Görüşürüz. Buildcraft Wrench'i için gereken işleri bu halledecek. Great Tech Wrench'lerini bu halledecek. Yehey! Evet. Sanırım bölümü burada bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü günler, iyi eğlenceler.